Merhabalar, hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Adana'mıza. Sağ olunuz efendim. Aslında biz sizin konuğunuz olduk. Seçim hoş bölgenizdeyiz, geldiniz. Adana'dayız. Gündemi ve Türkiye genelini konuşacağız elbette ama Adana demişken başlangıcı Adana'yla yapalım istiyoruz. Çalışmalarınız süresince neler gözlemlediniz? 7 Haziran'dan bu yana, 1 Kasım öncesi Adana'da nasıl bir hava hakim? Halkla mutlaka temaslarınız oluyor. Adanalıların talepleri, beklentileri, söylemleri ne yönde? Önce bunu öğrenmek isteriz. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi Çukurova'nın kalbindeyiz. Burası geçmişin görkemli tarım şehri, sanayi şehri, bir bakıma ticaretin başkenti. Dikkat ederseniz eski Türk filmlerinde hep Adana'dan zenginlik doğar, daha sonra çocuklar okumaya İstanbul'a giderler ve film o şekilde başlardı. Evet. Dolayısıyla kültürel olarak da çok gelişmiş, çok yetkin bir şehir. Entelektüel hayatı çok kuvvetli. Yaşar Kemal başta olmak üzere pek çok ismi Türkiye'ye armağan etmiş. O anlamda da çok bereketli topraklar, çok bereketli, değil mi Adana? Tabii ki. Hala işte Fatih Terim gibi büyük bir ustayı burası hediye etmiş Türkiye'ye. Benzer şekilde pek çok değeri var. Geçmişte çok önemli siyasetçiler, Kasım Gülek gibi başka siyasetçiler tabii ki söz konusu. Burada milletvekilliği yapmışlar. Alparslan Türkeş, başka çok değerli siyasetçiler. Dolayısıyla geçmişten itibaren aslında bir bakıma da Türkiye mozaiğini yansıtan bir yer. Tabii ki pek çok gelişme önce İstanbul, Ankara etkilediği gibi Adana'yı da etkiliyor. Burada da talepler, tarımın daha iyi olması, ticaretin daha iyi olması, sanayinin daha çok gelişmesi, tabii ki son yıllarda özellikle turizmle ilgili, şehrin tanıtılmasıyla ilgili sanayi odası, ticaret odasının çok önemli faaliyetleri var. Bütün bunlar şehirdeki dinamizmi sürekli kılıyor. Tabii en önemli unsurlardan bir tanesi 14 yıldır bir istikrar içerisinde burasının özel ilgi gören yerlerimizden bir tanesi olması. Hem Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde hem Sayın Başbakanımız her zaman özel bir ilgi göstermiştir buraya. Dinamik bir yer. Geçmişte çok göç almış. Dolayısıyla onun getirdiği bir takım sosyolojik problemler var. Kentsel dönüşüm bu bakımdan fevkalade önemli. Ama dinamik bir şekilde arkadaşlarımız toplumun her kesimiyle temas ederek buradan doğan talepleri güçlü bir şekilde yansıtmaya çalışıyorlar. Siyasette temsil etmeye çalışıyorlar. Çok da iyi siyasetçiler tarafından AK Parti döneminde temsil edildi mecliste. Aynı şekilde Ceyhan'da giderek yoğunlaşan bir enerji bölgesi olma şeyi var, statüsü var. Bütün ilçelerimiz benzer şekilde belli sektörleri sırtlamış götürüyorlar. Geçen seçimde, 7 Haziran seçiminde bir iki hoş olmayan olay olmuştu. Bazı partilere saldırı, bazı adaylara saldırı yönünde. Fakat bunlar münferit olaylar olarak bizim bir adayımıza, CHP'nin bir adayına olduğu, HDP binalarına dönük olarak maalesef bir saldırı oldu. Çok yoğun tedbirler alınıyor. Burada güçlü bir miting yaptık. Vatandaşımızın sandığa rahat bir şekilde, hür bir biçimde, hür tercihini yansıtacak biçimde gitmesi için sağ olsunlar bütün yöneticiler, özellikle emniyet teşkilatı, herkes çok yoğun bir gayret sarf ediyor. Maksat şudur, hangi partiye oy verirse versin vatandaşlarımızın sandığa gitmesi, oyunu kullanması. Biz tabii ki arzu ederiz tek başına iktidar için AK Parti'ye yetki versinler. Adana'da da 7 Haziran'dan bu tarafa Türkiye genelinde olduğu gibi AK Parti'nin istikrarlı bir şeyi var, yükselişi var. Bu az daha bir gayretle çok daha iyi neticeler doğuracağına inanıyoruz. Hem Türkiye genelinde az daha bir gayretle, vatandaşlarımızın az daha bir desteğiyle iyi netice, iyi bir netice ortaya çıkacak. Hem de Adana açısından tablo bu şekilde şekillenmiş olacak. Şimdi sizin geçtiğimiz günlerde verdiğiniz bir demeçteki sözünüz benim dikkatimi çekti. Basında yer almıştı sıklıkla. 1 Kasım'ı siz memleket meselesi olarak niteliyorsunuz ve mesele sadece AK Parti'nin tek başına iktidar olması meselesi değildir dediniz. Elbette ki bu bütün siyasi partiler için bir hedef. O halde mesele nedir? Buradan devam edelim. Çünkü 7 Haziran'dan bu yana aslında ülke olarak çok özel, çok zor zamanlardan geçmekteyiz. Bu perspektiften baktığımızda tekrar soralım. Mesele nedir o halde? Tabii şimdi ben 2002 yılında siyasete başladım. 30'lu yaşlarındaydım. 30'lu yaşın başındaydım. Tabi aradan uzun zaman geçti. Zaman içerisinde işte birisi geliyor, belli bir lisede okuduğunu geçen gün söyledi bir arkadaş, bir genç kardeşimiz. Sonra bana 2002'de kendisiyle çektirdiğimiz bir resmi gösterdi. Şimdi o kardeşimiz açısından 7 Haziran'a gelinceye kadar hiç istikrarsız bir Türkiye görmedi o. Yani ilkokulda gözünü açtığı günden itibaren hep istikrarlı bir Türkiye'nin içerisinde büyüdü.
Dolayısıyla istikrarsızlık nedir bilmiyor. Dün bir mitingimiz vardı Sarı Hamzalı'da. Orada da sordum. İşte siz genç arkadaşlar bilmiyorsunuz o istikrarsızlık dönemlerini diye. Onların annelerinden bir tanesi seslendi. Dedi ki onlar benim gibi bilmezler. Ben çok şeker kuyruğunda bekledim diye. Biz tabii o zamanlar genç aydınlar olarak bu ülkede 2002'den önce yani bu ülkeyi düze çıkaracak nasıl bir tablo üretilebilir diye çok kafa yoruyorduk. Hasta adam olarak devletimizin damgalandığı iki dönem oldu. Bir tanesi işte Osmanlı İmparatorluğu'nun devletimizin zayıfladığı bir dönemde o hasta adam durumundan yeni bir cumhuriyet kurarak çıktık. 2002 öncesi 2001 yılındaki krizden sonra maalesef ikinci kere hasta adam olarak damgalandık bütün dünyada. Oradan da işte AK Parti'nin ürettiği bu istikrar sayesinde Türkiye çıktı ve çok parlak bir dönem yaşadı. Dolayısıyla 7 Haziran'a gelinceye kadar bu bilinmiyordu. Bunun içine doğmuş özellikle genç seçmen açısından. Fakat 7 Haziran'da ortaya çıkan tablo, tabii hemen açıklamalar yapıldı. Kırmızı çizgimiz yoktur dedik, bir koalisyon kurulsun dedik. Ama olmadı, bir sürü görüşmeler oldu. İşte tafsilatını uzun uzun konuştuk bu arada. Ama şimdi bir istikrarsızlık durumu var. Bir seçim hükümeti var, AK Parti hükümeti değil bu. Etrafımızda ciddi dinamik gelişmeler var. Suriye'de, Akdeniz'de gelişmeler var. Bütün dünya Fed'in faiz artırıp artırmayacağına bakarak bekliyoruz. Ne tür bir pozisyon alacağını bekliyor. Bu kriz, dünyanın içinden geçmekte olduğu kriz, hem politik sebepler olan hem ekonomik sebepler olan bir kriz. Evet. Bizim bütün bunun içerisinde Türkiye gemisini sağlıklı bir biçimde yüzdürmemiz gerekiyor. Şimdi kötü yönetimin yaşı yetenler biliyorlar. 2001'de dünyada kriz yoktu. Türkiye'yi krize soktular. O zamanki partiler. Dünyada kriz olmadığı halde bu oldu. Şimdi Allah korusun Türkiye kötü yönetilirse bir de dünyadaki krizle birleştiği zaman Türkiye'nin kazanımlarına büyük bir zarar verilmiş olur. Bu açıdan bakıldığında istikrar bizim için çok daha kıymetli bir şey. Yani mesele onun için diyorum sadece AK Parti'nin tek başına iktidar olması meselesi gibi görülmesin. Bu sadece partizanca söylediğimiz, sadece AK Parti olduğumuz için söylediğimiz bir şey değil. Türkiye'nin yepyeni bir tek başına iktidar dönemine ihtiyacı var. Bu tek başına iktidarı şu anda yakalayabilen ve bunu gerçekleştirebilecek tek parti de AK Parti. Dolayısıyla bizim bu istikrar dönemini yeniden inşa etmemiz ve etrafımızdaki bu büyük ve tehlikeli dalgalar karşısında Türkiye gemisini salimen yüzdürmemiz gerekiyor. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Şöyle ki 7 Haziran'dan sonra seçmenin tabanının AK Parti'ye verdiği mesaj konusunu da çok konuştuk. Üzerinde çok yazıldı, çizildi. Kongreye yansıyan bir gündem oldu. Kongrede önemli bir yapılanma oldu parti genelinde. AK Parti bu anlamda tabandan gelen mesajı nasıl yorumladı? Nasıl bir yol haritası çizdi? Ve bunları yaparken seçmende tek parti, tek başına iktidar motivasyonunu oluşturmaya çalışırken ne gibi geri dönüşler aldınız? Bu anlamda nasıl bir yol kat etti? Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Aslında bu bizim kendi siyaset anlayışımızın da temeli. Yani millet bize bir şeyi yanlış yaptın diyorsa yanlıştır. Tutup da milletin yanlış yaptığı dediği şeye doğru yaptık demeyiz. Vatandaşlarımız eksik yaptınız diyorsa da eksik yapmışızdır. Çünkü biz burada şunu görüyoruz. Yani son merciyi, değerlendirme merciyi, notu verecek olan yegane merci vatandaşlarımızdır. 7 Haziran'da demek ki vatandaşlarımız bize bazı konularda kendimize çeki düzen vermemiz gerektiğini, bazı şeyleri yanlış yaptığımızı, bazı şeyleri eksik yaptığımızı ama aynı zamanda da bizi yine birinci parti çıkararak ve çok güçlü bir parti çıkararak bir 12 yıllık, 13 yıllık dönemin ardından aynı zamanda da doğru yaptığımız işleri yapmaya devam etmemiz gerektiğini söylediler. Yani şöyle bir mesaj çıkıyor. Çok doğru iş yaptınız. Bundan sonra da doğru iş yapma potansiyeli sizde. Ama yanlış yaptığınız işler var. Eksik yaptığınız işler var. Bunları düzeltin. Bu şekilde yolunuza devam edin gibisinden. Tabii 7 Haziran'dan çıkınca hemen bir seçim beklemiyorduk. Çünkü koalisyon için görüşüldü. Vatandaşın verdiği mesaj oydu. Ama o olmayınca mecburen seçim hükümetine gidildi ve seçime gidiliyor. Şimdi burada birkaç şey yapıyoruz. Birincisi çok açık ve net bir biçimde bütün Anadolu'nun her tarafında arkadaşlarımız neyi yanlış yapmışsak, neyi eksik yapmışsak çok düzenli toplantılar yaptılar. Vatandaşımızı daha doğrudan dinlemeye, daha sakin bir şekilde, soğukkanlı bir şekilde dinlemeye özen gösterdiler. Partide bir strateji grubumuz var. Çeşitli anketlerle, çeşitli fokus grup çalışmalarla değişik vatandaşların görüşleri alındı, anketlerle ölçüldü.
Yani beğenilmeyen taraf nedir, beğenilen taraf nedir ve sonuçta vatandaşımızla daha çok diyalog içerisinde olmamız gerektiği, daha çok temas etmemiz gerektiği, anlatmakta eksik kaldığımız noktalar konusunda daha çok konuşmamız gerektiği, beğenilmeyen konular varsa, bazı aktörlerimizin beğenilmeyen bir takım sözleri varsa bunların düzeltilmesi, vuzuhata kavuşturulması gerektiği konusunda çok kapsamlı bir çalışma yapıldı. Bir mikroskopik bir çalışmaydı. Yani en kılcal damarlara kadar mikro cerrahi uygulamalarıyla bunlar nasıl düzeltilebilir diye. Bu da çok doğru bir şeydir ve çok sağlıklıdır. Vatandaşın seçmeni uyarması, vatandaşın siyasi partileri uyarması, seçmenin siyasetçileri uyarması, bir siyasi parti olarak AK Parti'nin sürekli olarak kulağının vatandaşta olması. Nasıl gözüküyorum, nasıl değerlendiriyorum? Evet, en önemli kısmı o galiba. Yani şu, evet. Siyasette siyasetinizi oluştururken, siyaset üretirken selfie çekilmez. Yani sadece kendi kendinize bakarak karar veremezsiniz. Siyasette vatandaşın fotoğrafını çekerek karar vereceksiniz. Eğer selfie çekerseniz pencereden bakmak yerine aynaya bakarsınız, sadece kendinizi görürsünüz. Önemli olan pencereden dışarıya bakmak, vatandaşı görmek, onun reflekslerini tayin etmek, vatandaşın bize verdiği fotoğrafı esas almak. Bizim kendi kendimize çektiğimiz selfie'yi esas almak değil. Bu betimleme aslında çok açıklayıcı ve güzel bir betimleme oldu. O zaman buradan hareketle şu soruyu soralım size. Hem AK Parti'nin tabandan geri dönüş almak için yaptığı çalışmalar doğrultusunda hem de şahsi siyasi birikiminiz doğrultusunda. Sizce 1 Kasım'da seçmenin oyunun rengini, sandıktan çıkan sonucu ne belirleyecek? Güvenlik arayışı mı? İstikrar ve huzur arayışı mı, ekonomi mi? Bunlardan hangisi belirleyici olacak? Şimdi bu da çok güzel bir soru. Birbirinden güzel sorular bunlar. Benim gördüğüm, bu siyasal bilimde de böyledir. Bir devlet meşruiyetini 3 şey üzerine kurar. Güvenlik üzerine kurar, adalet üzerine kurar, refah üzerine kurar. Şimdi siyasi partilerin görevi de devletin daha çok güvenlik üretmesini. Bundan, bu güvenlikten kastım bir polis devleti mantığı değil. Güven üretmesini. İkincisi, daha çok refah üretmesini ve daha çok adalet üretmesini belirleyecek şekilde devleti yönetmektir. Şimdi ben Türkiye demokrasisinin sağlığının da burada şekillendiğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız güven içerisinde bir Türkiye istiyorlar. Bunun da güvenlik özgürlük dengesinde güvenliğin ve özgürlüğün birbirine feda edilmediği, ikisinin birbirini güçlendirerek yükseldiği bir Türkiye istiyorlar. İkincisi, adalet konusunda anketlerde adalet anlayışının çok kırpalandığı gözüküyor. Vatandaş adaletin yeniden adalet duygusunun yeniden tamir edilmesini, adalet mekanizmalarının güven katsayısının yeniden yükseltilmesini istiyor. Dolayısıyla bizim önümüzde ciddi bir adalet reformunun bulunması, ayrıca adalet dağıtma mekanizmalarımızın bu bakımdan gözden geçirilmesi gerekiyor. Üçüncüsü de refah. Yani biz bütün bir bölgede, Anadolu'da, Mezopotamya'da, Trakya'da bütün bu bölgenin refahını temsil eden bir ülke olmak durumundayız. Zaten etrafımıza da bunu vaat ediyoruz. Sadece Türkiye'nin refahı değil, komşularımızın refahının hep beraber oluşturulduğu bir yer. Bakın, 2001'den bu tarafa petrol bulmadık, doğal gaz yatakları bulmadık. Türkiye herhangi bir ülkeyi sömürmedi. Ama Türkiye bir zenginlik üretti, bir refah üretti. Maastricht kriterlerini, Kopenhag kriterlerini kendi kendine yakaladı. Bu sadece Türkiye'nin iyi yönetilmesiyle oldu. Demek ki Türkiye iyi yönetilirse daha çok refah üretilebilir. Ekonomi daha iyi noktalara gelebilir. Yapmamız gereken ciddi hukuk reformları var. Bu hem yabancı sermayeyi çekmek için hem Türkiye'nin ekonomisini güçlendirmek için. Dünyayla daha çok entegre olmak durumundayız. Burada görüyorsunuz, hem milli sanayi gelişiyor, savunma sanayi başta olmak üzere diğer alanlarda, hem de dünyanın Türkiye'ye dönük yatırım yapma ilgisi daha da büyüyor. Aslında bunlar demokrasimizin güçlenmesi, ekonomimizin güçlenmesi, demokrasimizin güçlenmesine, hepsi Türkiye'de genel bir güven ortamı oluşmasına. Dediğim gibi bu güven ortamı sadece güvenlikle ilgili değil. Yani geleceğinize güvenle bakmak. Çoluk çocuğunuzun geleceğini, daha iyi eğitim almasını, daha iyi sağlık hizmeti almasını. Türkiye'de çok önemli bir konu, herkesin hayat tarzının güven içerisinde olması. Kimsenin hayat tarzını bir kimsenin diğerinin tehdit etmemesi. Herkesin kimliğinin güven içerisinde olması. İnsanlar istedikleri kılık kıyafeti giyebilsinler, istedikleri kimliğe sahip olsunlar, istedikleri hayat tarzını yaşayabilsinler. Ve bunun hepsi bir diğerinin güvencesi altında olsun. Hepimiz birbirimize bu şekilde halkalarla bağlı olalım. Sadece biz değil, etrafımızdaki coğrafyalarla da ekonomik olarak, kültürel olarak böyle büyük bir entegrasyonun içerisinde Türkiye'yi güvenle geleceğe taşıyalım. Bu ana üç damardan geliyor bu talep. Dolayısıyla bu talepleri karşılayabilecek hem hazırlıklarımız var,
Hem de bunları gördüğümüz için bütün bunların bir tek başına iktidar olma durumu o inşallah ortaya çıkarsa, adalet duygusunun daha güçlenmesi için, adaletin daha çok tahkim edilmesi için, aynı şekilde daha çok refah üretilmesi için yapılması gereken reformlar, aynı şekilde daha çok güven duygusu ve adalet ve refah üretilmesi için zorunlu olan anayasa, yeni anayasa başta olmak üzere hukuk reformları, evet, bunun başlıklarını oluşturuyor tabii. Bu zaten AK Parti'nin seçim beyannamesinin de önemli bir kısmını oluşturuyor. Şimdi şöyle bir baktığımızda Türkiye geneline, 7 Haziran öncesi ne konuşuyorduk? 1 Kasım öncesi başka şeyler konuşuyoruz. İki seçim arasında çok kısa bir süre var ama çok ciddi bir terör ve şiddet sarmalına girmiş bulunuyoruz. Toplumsal dokulara nüfuz eden bir ayrışma mı yaşıyoruz sorusuyla karşı karşıyayız. Hatta telaffuz etmekten imtina ediyoruz ama bir iç savaş endişesini dile getiren kesimler var. Türkiye nasıl bir sarmalın içine çekildi? Seçim birbirine öfkeli toplumsal katmanları barıştırmayı nasıl başaracak? Nasıl olacak? Şimdi bir kere bu iç savaş söylemini kullananların burada bir gizli altyazısı var. O da şu, yani meşru devlet güçleriyle PKK arasındaki meseleyi, meşru devlet güçlerinin PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadele iç savaş gibi göstermek, aslında altyazısında ya da zihin altı mesajında PKK'yı meşru devlet gücüyle eşit konuma koyan, PKK'yı mazur göstermeye, meşru göstermeye çalışan bir operasyon, bir propaganda örneği. Böyle bir şey yok. Türkiye büyük bir geçmişe sahip bir ülke ve bu büyük geçmişin içinde de en büyük deneyimlerinden bir tanesi bir arada yaşama deneyimi. Evet. Şimdi burada benim gördüğüm, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında çözülmeyecek bir sorun yok. Tabii ki kutuplaşma zaman zaman oluyor, bu kutuplaşma zaman zaman derinleşebiliyor. Fakat biz kimlik problemlerini çözme konusunda daha çok mesafe alması gereken bir ülkeyiz. Daha önce kimlikler üzerinde baskı vardı. Devletin baskısı vardı ve bütün kimlikler düzlenmişti. Hı hı. Bütün kimlikler bastırılmıştı. Şimdi kimlikler üzerinde baskı kalkınca bazı kimlik talepleri kendisini anormal bir biçimde ifade edebiliyor. Ya da o kimlik taleplerini, vatandaşlarımızın normal ve makul kimlik taleplerini bir takım radikal uçlar başka noktalara çekebiliyor ya da bunu belli şiddet eylemlerinin bahanesi yapabiliyor. Evet, kimlik ya da farklılıklar üzerinden. Farklılıklar üzerinden, hayat tarzları üzerinden. Evet. Şimdi biz şunu bilelim. Bu bileşik kaplar teorisi gibidir. Herhangi bir kimlik güvencede değilse hiç kimsenin kimliği güvencede değildir. Herhangi bir kimsenin hayat tarzı güvencede değilse hiç kimsenin hayat tarzı güvencede değildir. Yani bu Türkiye gemisinin içinde hiç kimse kiracı değil. Bu hepimizin evi olan, hepimizin vatanı olan bir coğrafya ve burada hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Şimdi bu duygu içerisinde siyaset yapmak gerekir. Bu bakımdan tabii kimlikler, kimlik siyaseti yapanlar olabilir ama kimlik siyasetinin biz Türkiye'de ayrıştırıcı bir siyaset olduğunu, aynı şekilde mezhep siyasetinin de ayrıştırıcı bir siyaset olduğunu, yani bu klan siyaseti mantığından uzak durmak lazım. Toplumsal katmanlar üzerinden siyaset yapmak lazım. İşte isterdim ben de daha çok, seçim beyanamemizde de var mesela, eğitim daha çok tartışılsın. İnovasyon daha çok tartışılsın. Gençlerin nasıl daha umutlu bir geleceğe bakacağı ile ilgili bizim asıl büyük ana seçim beyannamemizde bir sürü düzenlemeler var. Onlardan çok daha vaatler dediğimiz düzeyde, yani bir takım rakamlar tartışılıyor. Fakat bu rakamları bugün verebilmek için bunun arkasında ciddi reformların olması lazım. Şimdi başkaları bu rakamları telaffuz edebilir. Fakat bizim telaffuz etmemizle onların telaffuz etmesi aynı şey değildir. Biz bunun arkasında reform koymuşuz, eylem planı koymuşuz ve geçmişte bir takım eylemler, siyasi icraatlar koymuşuz. Bundan sonrasıyla da ilgili biz bunlara nasıl yapısal düzeyde yaklaşacağımızın yol haritasını koymuşuz. Dolayısıyla birisinin asgari ücret şu kadar olacak demesiyle AK Parti'nin asgari ücret bu kadar olacak demesi birbirine benzeştirebilecek şeyler değildir. Bir tanesinin söylediği olmaya yakın bir şeydir, ötekinin söylediği ise hayali bir şeydir. Kuşkusuz etrafımızdaki bu büyük dalgalanma sebebiyle terörü konuşuyoruz, İşte Suriye'yi konuşuyoruz, ekonomiyle ilgili meseleleri konuşuyoruz. Ama Türkiye'nin gündemi bundan ibaret değil. Yani bakın 1 Kasım'dan sonra Türkiye'nin önüne yeni sayfalar açılacak, yeni şeyler konuşacağız. O yüzden de meseleyi sadece televizyonların haber bültenlerinden ibaret görmeyelim. Orada 20 tane haber vardır ama sokağa çıktığınızda toplumda 200 tane gündem var, 2000 tane renk var, onlarca hayat tarzı var. Çok daha dinamiktir toplum hayatı. O yüzden herkes müsterih olsun, herkesin yüzü gülsün. Bütün bu şeye rağmen, olumsuz tabloya rağmen Türkiye'nin yolu açıktır.
Türkiye 2023 hedeflerine ulaşma konusunda gereken dirayete, güce, kuvvete sahiptir. Yani biz bütün suların durgun olduğu zamanlarda değil, suların dalgalandığı zamanda da gülümsemesini, umudumuzu korumayı, çalışmayı ve başarmayı bilen bir milletiz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Ben vatandaşlarımızın her birinin güven içerisinde olmasını, çoluk çocuğunun geleceğiyle ilgili, Türkiye'nin geleceği içerisinde, geleceğiyle ilgili son derece iyi ve müspet duygular içerisinde olmasını temenni ederim. Gerçekler de böyledir. Yaşadığımız bazı dalgalanmalar olabilir, bazı türbülanslar olabilir. Etrafımızdaki coğrafyanın maalesef bazı olumsuz getirileri olabiliyor. Evet. Ama tüm bunları aşacağız. Tüm bunları da daha çok istikrar üreterek aşacağız. Türkiye'de istikrar olduğu zaman demokrasi güçleniyor. Demokrasi güçlendiği zaman ekonomi güçleniyor. Ekonomi güçlendiği zaman dışarıdaki gelişmelerden Türkiye'yi olumsuz gelişmelerden korumak daha da mümkün oluyor. İşin sırrı istikrar ve demokraside. Bu istikrar ve demokrasi vurgusu Türkiye'nin dış politikasına nasıl yansıyacak peki? Az önce belirttiğiniz gibi ekonomi, istikrar, huzur, bunların hepsi birbirini etkileyen unsurlar. Sizin de belirttiğiniz gibi komşu ülkelerimizde çok can alıcı, çok önemli gelişmeler yaşanmakta. Suriye konusunun bir başka rotaya girdiğini görüyoruz. Rusya'nın denkleme dahil olmasıyla birlikte. Bugün yine Viyana'da yapılan, dün Viyana'da yapılan toplantıda İran'ın da Suriye'nin geleceğiyle ilgili tartışmalara dahil olması. Bütün bunlara baktığınızda dış politikada bir değişiklik mi beklenmeli? Veya şöyle de sormak mümkün. Türkiye'yi denklemden çıkararak Suriye'de bir çözüm yakalamak mümkün mü? Aslında hafızamızı tazelersek Türkiye'nin tezlerinin ne kadar doğru çıktığının görüldüğü bir ortamdayız. Türkiye başından beri burada Esad'la kalıcı bir çözüm olmayacağını, halkın iradesine kulak verilmesi gerektiğini, buradaki insanların özgür tercihleriyle bir yönetim şemasının oluşması gerektiğini söyledi. Esad bu katliamlara başlamadan evvel Esad'ı reform yapması için de Türkiye cesaretlendirdi. Yani bu noktaya gelinmesin diye, halkın taleplerine kulak versin diye. Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde, başbakanımız Dışişleri Bakanlığı döneminde bununla ilgili bazı zaman zaman benim de katıldığım bazı görüşmeler oldu. Çok büyük gayretler sarf edildi. Fakat katliamlara başlayınca tabii hem Suriye için hem Esad için büyük bir fırsat kaçmış oldu. Ama bu Suriye halkının aleyhine oldu. O zaman biz bütün dünyayı bu şiddete son vermesi için bütün dünyaya çağrıda bulunduk. Denildi ki hava kuvvetlerini kullanırsa bu bizim kırmızı çizgimizdir denildi. Hafızamızı tazeleyelim. Bir sürü silahla, tankla, topla, tüfekle katlediyor. Bu dünya için bir problem olmuyor. Ama hava kuvvetlerini kullanırsa problem olur dediler. Hava kuvvetlerini de kullandı rejim, halkını katletti. Ondan sonra dediler ki kırmızı çizgimiz kimyasal silah kullanırsa bu kırmızı çizgimizdir denildi. Kırmızı çizgi de kullandı. Dedik ki Suriye topraklarının içerisinde bir güvenli bölge oluşsun. No fly zone, uçuşa yasak bölge oluşsun. Ve burada bu mülteciler barındırılsın. Buna da dünya yeterince ses vermedi. Evet. Baştan beri Türkiye bir Arap Birliği ile beraber hareket ederek bölgesel inisiyatiflerin içinde yer aldı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde çabalarda bulundu, küresel inisiyatifin içinde yer aldı. O olmayınca Suriye'nin dostları grubuyla beraber hareket etti. Cenevre sürecine destek verdi. Türkiye bütün bunları niye yaptı? Mesele Türkiye ile Suriye arasında bir mesele değil çünkü. Türkiye o zamandan beri gördü Suriye meselesi bir küresel güvenlik meselesi olacak diye. Ama yakın zamana kadar özellikle Sayın Merkel'in gelişine kadar duyarsız davrandılar. Türkiye'de sadece İstanbul'da Avrupa'nın toplamından daha fazla mülteci var. Sadece bir günde Kobani'den 100 bin kişi geldi ve Fransa Başbakanı geçenlerde kendi ülkesinden 20 bin kişiyi misafir edip etmemeyi tartışıyordu. Evet, evet. Şimdi bütün bu tablonun içerisinde artık bu mülteciler maalesef bugün de 7'si çocuk, 10 kişi hayatını Midilli açıklarında kaybetti. Bu mülteciler artık Suriye'den taşıp Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya başlayınca bunu gündemlerine aldılar. Ama dediğimiz gibi Türkiye bir toplama kampı değildir. Yani Türkiye'ye biz para verelim ama bu durum bu şekilde devam etsin gibi bir formülü biz kabul etmeyiz. Bütün bunlar siyasi çözümün parçası olmalı. Her şey ortaklaşa paylaştığımız mekanizmalarla yürümeli. Yani mekanizmalar tek başına Türkiye'de yürüsün, biz de para yardımı yapalım gibi bir şey kesinlikle kabul edilebilir bir şey olmaz. İkincisi, şu mesele de fevkalade önemli. Bugün nasıl ki taştı bu Akdeniz'in sularına ve Avrupa kıyılarına dayanıyor mülteci meselesi, eğer bugün Türkiye'nin tezlerine yakın durmazlarsa bu terör meselesi de Suriye'yi taşacak. Bugün Türkiye'yi tehdit ettiği için umursamayanlar yarın bu Avrupa'nın kapılarına dayandığında Türkiye ile işbirliği içerisinde olmak isteyecekler. Yani burası Rusya'nın şu kadar savaş uçağı bulundurması, DAEŞ'e karşı şu kadar her gün operasyon yapılması ama rejime hiç ses çıkarılmamasıyla yürüyecek bir mesele değil.
tam tersi bir noktaya götürürler bu işi. Meseleyi sadece tankla, topla, tüfekle, yani siyasi çözümü dışlayarak çözmeye çalışırlarsa, siyasi çözüm bulmadan meseleyi sadece askeri yöntemlerle çözme Afganistan'da görüldü. Eğer askeri yöntem bir siyasi çözümün parçası değilse, askeri zafer bile zaman zaman siyasi olarak doğru sonuçlar getirmeyebilir. Bugün yapıyorsunuz bunu. Peki ya bu Suriye halkı ne olacak? Suriye devletinin altyapısı yok oluyor. Bu ne olacak? Bu insanlar nasıl bir gelecek kuracaklar? Burası 4-5 tane büyük ülke arasında paylaşılmış bir karargah mı olacak? Böyle bir şey söz konusu olamaz. O zaman gelir, bugün Türkiye'yi tehdit eden terör Avrupa'nın başkentlerini vurmaya başlar. O zaman da iş işten geçmiş olur. O yüzden en çok bu içeriden hırpalanıyor. Türkiye Suriye politikasını değiştirecek mi? Tam tersine, Türkiye'nin karşısında duranların Suriye politikasını değiştireceği bir aşamaya gelindi. Bu terör yarın onları destekleyenleri de vuracak. Yani burada bir sürü savaşçı yetişiyor. Bu savaşçılar yarın bir gün buralardan taşarak, bu ülkeler geldiler Suriye'nin içerisinde vekalet savaşıyla bu savaşı yapıyorlar. Onlar da gidecekler. Geçmişte Afganistan'da gördük bunu. O ülkeleri kendi başkentlerinde ya da önemli stratejik merkezlerde vurmaya başlayacaklar. O sebeple Türkiye'nin tezi, biz Suriye'de huzur istiyoruz. Suriyeli misafir ettiğimiz mültecilerin kendi ülkelerine güven içerisinde dönmesini istiyoruz. Suriye'nin kaderine Suriyeliler karar versin istiyoruz. Böyle orada bir takım kantonlar oluşturarak, kim ki Kürt'ün kaderini Türkmen'den, Türkmen'in kaderini Arap'tan uzaklaştırmaya çalışıyor, Suriye'ye kötülük yapıyordur. Bu halkların hepsinin kaderi beraberdir. Bu halkların paylaşması gereken şey, hangi bölgede kim kanton kurdu, kim fiili hakimiyet sağladı, kim hangi örgütü destekledi değil. Daha çok refahı nasıl paylaşabiliriz, daha çok demokrasiyi nasıl üretebiliriz gündemini paylaşmaları gerekiyor. Türkiye'nin temel tezi de bu zaten. Bu vurgunuzla noktalayalım o zaman. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelik. Biz teşekkür ederiz. Bütün yoğunluğunuz arasında bize vakit ayırdınız ve gündemi değerlendirdiniz. Sağolunuz efendim. Sağ olun. Ben de size tekrar hoş geldiniz diyorum. Vatandaşlarımıza da selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. Tekrar teşekkür ediyoruz.